İzninizle ben burada oturarak konuşmak istiyorum. Çünkü notlarım biraz dağınık, hepsini oraya taşıyamayacağım. Kafede çok teşekkür ederim öncelikle. Benim çok özel bir bağım var kafette. Bir kez daha beni konuk ettikleri için. İkinci olarak da uzaklardan gelenler de var. Buraya geldiğiniz için, bizi dinleme nezaketini gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Benim konuşmak istediğim konu aslında biraz Ayhan Hoca'nın başlığıyla örtüşen, yer yer politik olarak da çok örtüşen bir konumuz olduğunu sevinerek gördüm. Böyle bir yerden biraz derdim şu aslında. Türkiye'de bizim, benim de bir parçasının, o parçası olmaya çalıştığım, yani bir yandan akademisyen olarak, bir yandan da kendimi aktivist diyemeyeceğim ama hani ucundan tutmaya çalışıyorum. Çok sınırlı olduğunu bilmekle birlikte. Onun için hani hakikaten aktivist olanlara haksızlık etmek istemem kendimi aralarına katarak. Ama böyle bir yerden bizim yıllardır yürütmekte olduğumuz kimlik politikalarına, yani ben de yaklaşık 75'lerin içinden beri kesintili olmakla birlikte bu kimlik politikalarının hayata dönüşen formlarının, akademik yansımalarının içinde olmaya çalışan birisi olarak bu kimlik politikalarımıza bir üçüncü yerden bakmaya çalışmak istiyorum. Yani içinden azıcık tutunduğunu söylediğim içinden değil, biraz daha dışından bakarak bir tür öz eleştiri de diyebilirsiniz buna. Şimdiye kadarki kimlik politikalarımızla bir derdim var açıkçası. Daha doğru ama bunu söylerken de biraz provokatif olmaya çalışmakla birlikte lütfen yanlış anlaşılmamak için önceden şunu söylemek isterim. Yani Türkiye'nin bugün gelmiş olduğu noktada ne kadar demokratikleştikse onun içinde Çerkezlerin de çok önemli bir payı var. Bu hiç azımsanmayacak bir şey. Kendi sınırları içerisinde ama derdimiz bu sınırlara da aşılarak Çerkez kimliğinin bu demokratikleşme içinde kendini daha da gerçekleştirebilir. Hatta Çerkez kimliğinin içine hapsolmaktan çıkabilir bir hale gelmesiyle ilgili bir derdi. Bu yüzden tekrarlayayım, kimlik politikalarımıza öz eleştiri ya da üçüncü bir yerden olabildiğince eleştiri getirmeye çalışacağım. Bu politikalarımızla ilgili terminolojide şöyle bir terminoloji, ben iddiam da şöyle bir iddia, ben bizim hep ötekilik konumundan konuşmaya devam ettiğimizi iddia edeceğim burada. Öteki konumundan konuşmanın problemlerine değinmeye çalışacağım. Şunu söylemiyorum, bütün verdiğimiz mücadele, demokratik mücadele ötekilik konumu üzerinden olmadı. Ya da negatif kimlik politikası olmadı. Bu ötekilik üzerinden yapılan politikaya bir diğer ad da negatif kimlik politikası olarak adlandırmayı tercih ediyorum. Hep böyle olmadı. Her politikanın, mesela kendimizi diasporik topluluk olarak tanımlamaya başladığımızdan beri bunun hayata dönen politikaları, hayata geçirilen aktiviteleri, aktivizmimiz içinde hem olumlu hem de olumsuz ya da hem negatif hem de pozitif kimlik politikalarını birlikte gerçekleştirdik. Dolayısıyla bizim anlatımızın, bütün anlatılarımızın tek başına negatif kimlik politikaları olduğunu söylemek istemiyorum. Aynı zamanda pozitif kimlik politikaları da geliştirebildik ama daha çok geliştirmek zorundayız. Yani öteki olarak hapsedilmiş olduğumuz yerden değil artık, başka bir yerden konuşmak zorundayız demek istiyorum. En sonunda söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Neden? Çünkü ötekilik bir kimlik değildir. Bunu bir daha tekrarlayayım. Ötekiliğin, ötekinin yerinde olmanın bir kimlik olmayacağını, kendi başına bir kimlik oluşturmayacağını bir kez daha söyleyeyim. Bunun için de biraz izin verin, kimlikler ve öteki ilişkisine bir akademik bakış yapma bakışla irdelemek durumdayım. Onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bunu yani belirli bir bakıştan, belirli bir paradigmadan kimlikler meselesine yaklaşan herkesin çalışmalarında bulabilirsiniz bu söyleyeceklerimi. Onların birer özeti niteliğinde. Kimliklerin bir kere kurgusal, hayali olduğu söyleniyor. Kimliklerin olumsal olduğu söyleniyor. Bu ne demek? Tek bir kimliğin içinde hiçbirimizin sığmayacağı kadar aslında farklı farklı insanlık hallerimizin ve kimlik durumlarının olduğunu söylüyor. Bunun da aslında çok özgürleştirici bir şey olduğunu söylüyor. Kendimizi farklı politik bağlamlarda, farklı kimlik hiyerarşileri içerisinden birini öne çıkararak, diğerini geride bırakarak ifade edeceğimizi söylüyor. Çok ekolanıyor galiba değil mi? Ses biraz daha iyi herhalde. Bu şekilde giden bir kimlikle ilgili anlatı var. Ama burada en önemli nokta şu, kimlik dediğimiz şey fark olmadan olmayacak bir şey. Farksa indirgenemez, hiçbir zaman
zaman yok edilemez bir şey. Yani ben diyebilmem için o diyebileceğim birine, o diyebileceğim farklılıkta birinin varlığına ihtiyacım var. Öyle biri yoksa da onu yaratmam gerekiyor. Yani fark aslında burada kimliğin ya da kimliği kuran farkın ikisinin de kurgusal olmasının çok önemi yok. Bunu biz bunu çok gerçek şeyler olarak yaşıyoruz. Ben Çerkezim dediğim zaman ve bundan ötürü ayrımcılıklara maruz kaldık dediğimiz zaman, kendimi kastetmiyorum. Burada bir kimlik politikası yapıyorum. Burada özsel bir kimlik politikası yapıyor gibi görünüyorum. Bütün kimliği çok gerçek bir şey olarak yaşıyorum çünkü. Çünkü uğradığınız ayrımcılık, mezalim, bütün bunlar çok gerçek olarak yaşanan şeyler. O yüzden terminolojinin bu kısmına çok takılmadan ilerleyelim. Ama kimlik kadar öteki de kurgusal bir şey. Fark da o kadar kurgusal bir şey ama çok gerçekmiş gibi yaşanan bir şey. Şimdi şurada önemli bir sorun var. Eğer ben, ben oluşumu ya da kolektif kimlikten söz ediyorsam, biz oluşumuzu onlara borçluysak, farkla, ötekiyle birlikte yaşamak zorundayız. Onsuz olamayız. Bu farkı indirgenemezliği, ötekinin yok olmazlığı demek. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ben bu ötekisiz olamayacaksam onunla nasıl yaşayacağımı bilmeliyim. Ona karşı etik ve politik bir sorumlulukla nasıl davranacağımı bilmeliyim. Hatta daha ötesi, psikanalizm kavramlarına biraz gönderme yaparak konuşacağım. Yani benim demokratlığımın göstergesi benim ötekiyle ilişkim, ona karşı sorumluluğum. Hele ki siz ötekiyseniz, sizin de ötekine olan sorumluluğunuz daha da katlanan bir sorumluluk oluyor. Çerkezler açısından, Türklere duyulan sorumluluk ya da Ermenilere duyulan sorumluluk vesaire. Ama bu noktada farkı indirgenemezliği ve ötekinin olmazsa olmazlığı karşısında benim kendime dair kuracağım kimlik, yani o pozitif kimliğin ayağının diğer ötekilere politik ve etik olarak sorumlu bir kimlik olması gerekiyor. Demin psikanalistlerden söz ettim. Onlar hatta şunu söylüyorlar. Öteki dediğimiz şey bizim içimizdeki ötekinin yerine koyduğumuz, onun yerine koyduğumuz bir şey olduğu için, İngilizce bir kelime var, substitute, yerine koyduğumuz bir şey olduğu için aslında ötekiyle olan ilişkimiz bizzat kendimizle ilişkimiz. Yani kendi iç barışımızla, kendi huzurumuzla, kendi insan değerlerimizle, bunlarla ilgili bir şey. Dolayısıyla çok katmanlı bir ilişki ötekiyle olan ilişki. Benimle kendim ilişkim, onunla ötekiyle olan ilişkim. Şimdi bütün bu söylediklerimden sonra şöyle bir yerden devam etmek istiyorum. Peki ötekilik bir kimlik mi? Yani şimdiye kadar hegemonik Türk kimliğinin kendisine bir Türklük övüncü yaratabilmesi için, ne kadar gururluyum, mutluyum yaratabilmesi için bir takım ötekilere ihtiyacı vardı. Ve bunun için malzeme bulması da çok kolaydı. Kürtler, Ermeniler, Türkler, yerine göre gayrimüslimler, yerine göre başka mezhepler vesaire vesaire. Çok kolaydı ve bunu alabildiğince kullandı ve şey yaptı. Şimdi bakmak istediğim yer işte o ötekileştirilenlerin bulunduğu yerden kendisini ötekileştiren hegemonik anlatıya bakmak, ki burada günümüzdeki derdim benim otoriter olmaya giden bir hegemon, otoriter olmaya giden bile az oldu. Otoriter bir hegemonyanın, mevcut otoriter hegemonyanın ötekinin bulunduğu yerden sorgulanması. Çünkü onu sorgulamayıp o hegemonyaya eklemlenebileceğimiz bir politika da yürütebilirsiniz. Bu da yapılıyor Çerkezler tarafından bizzat ve diğer kimlik politikaları yürütenler tarafından. Yani derdim hegemonyanın alaşağı edilmesi dersen başka türlü anlaşılır. Hegemonyanın demokratikleşmesi. Çünkü hegemonya sözcüğü Ayhan da anlatıyordu. Gramsci'ye referansla kullanılan bir kavram. Çoğunlukla zor, güç anlamında kullanılıyor. Ama Gramsci'ci versiyonunda, o kullanım versiyonunda içinde iknayı, rızayı da içeren bir şey. Ama hegemonyanın içinde rızanın, iknanın olması, yani benim de kendimi hegemonyaya hani gönüllü olarak bırakmış olmam da bunun bir parçası. Hani %43, %50 gibi oranlarla anlatılan o kendini bırakış hali. Hatta daha fazlaydı, şimdi geriye çekildi biraz diye düşünüyorum. Bu bırakmış olma hali o hegemonyayı besleyen bir şey. Ama bu hegemonyanın içinde ikna olması hegemonyanın demokratik olduğu anlamına gelmiyor. Şu an mevcut durumda Türkiye'de bence iknadan çok otoriter boyutu olan, ona doğru giden bir hegemon,
Ya kuruluşuyla karşı karşıyayız. İşte bu nedenle tam da bu hegemonya ile mücadele anlamında, tam da bu hegemonyanın demokratikleştirilmesi anlamında nereden konuşacağımız, bir öteki olarak nereden konuşacağımız, konuşup konuşup öteki olarak konuşup konuşamayacağımız, pozitif alternatif politikalar üzerinden konuşup konuşamayacağımız çok önemli bir politik mesele haline geliyor. Umarım sorunu çerçeveleyebildim. Bu öteki ilişkisiyle ilgili ötekilik bir kimlik değildir dedim. Bunu daha iyi anlatmak için şunu söyleyeyim. Buna ilişkin olarak kullanılan metafor şu. Kimlik tartışmaları yapan akademisyenlerden Stuart Hall. Ötekinin siyah beyaz fotoğraftaki negatifi gibi düşünebilirsiniz diyor. Yani öteki siyah beyaz fotoğrafı da güzel bitmiş halini görebilmem için bir negatifine ihtiyacım vardır. Hani çocukluğumda ilk gördüğüm negatifleri hatırlıyorum. Yani şimdi artık dijital fotoğraf böyle bir şey kalmadı ama herkes bilir. O negatif işte kimlik değildir. Tek başına fotoğraf değildir. Anlatabildiğimi bu metafor üzerinden daha iyi umut ediyorum. Siyah, beyaz fotoğrafın siyahının, negatifinin bir kimlik olamayacağını, onun tamamlanması gerektiğini, pozitif kimlik politikaları derken Mürşide başını sallayarak bana anlatabildin. Kes öbür tarafa geç diyor. Teşekkür ederim Mürşide. Şimdi böyle bir ön girişten sonra hiç de kronolojik olmayan bir biçimde bizim dernekler etrafında, sosyal medya etrafında, gündelik hayatımızda geliştirdiğimiz söylemlere bakmak istiyorum. Biz nereden konuştuk? Ya da soruyu başka türlü formüle edeyim. Negatif kimlik politikaları mı yaptık, pozitif kimlik politikaları mı yaptık? Bunların ne kadar bir arada kullanabildik gibi. Burada bir sistematiğim olmayacak ne yazık ki. Dediğim gibi kronolojik olarak da gitmeyeceğim. Ama şöyle bir yerden başlayacağım. Ötekiliğin en aşırı ötekilik olarak kabul edildiği durum ya da ötekilikten kurtulma halinin bence en berbat durumu. Gönüllü asimilasyon, ben de sendenim demek. Yani ben de sendenim, ben senden de Türk'üm demek. Şimdi Çerkezler arasında bunu çok yaşadık. Benim civarımda açıkçası çoktu bu. Biz aslında sizden daha çok Türk'üz diye olmak ve bu hani annemin polislerle karşılaştığımda görmüş olduğu şey gibi ama biz farklı Çerkeziz diye olmak gibi bir şey. Bunun çok versiyonu var ve bu versiyonlarla hala daha karşılaşıyoruz diyorum ya, yani aynı anda kimlik politikalarıyla, o da bir kimlik politikası çünkü. Ben herkesten daha Türk'üm diye olmak da bir refleks olarak. Ama siz ne kadar ben senden daha Türk'üm demeye çalışırsanız çalışın, sizin hiç öyle kayıtlanmış bir Türklüğünüz yok, kayıtlanmış, meşru sayılan bir kimliğiniz yok. Hiçbir zaman da olmadı aslında. Belki de tırnak içinde şansımız hani Kürtlerin var olmasıydı. Onlara göre hep daha ehven ve şer olduğumuz için, onlara göre daha az hain, onlara göre daha az bölücü olduğumuz için hep bir biçimde belki bu politikaya, yani Kürtler arasında da elbette ben en Türk'üm diyenler olmuştur. Her kimliğin içinde bu böyle bir yapı vardır. Ama Çerkezler içerisindeki bu yapı, yani ben Türk'üm demek yapısı bence en vahim olarak karşımıza çıkan bir şey. Ama demin de söylediğim gibi hani ben en Türk'üm demek sizin hain olarak damgalanmadığınız, damgalanmaya devam etmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bunun için tarihimize bakmamız yeterli. Mesela işte 150'ler listesi, mesela bir not buldum buraya gelirken baktım. 150'ler listesi hazırlanırken 1924'te dönemin İçişleri Bakanı'na hangi ilkeye göre, hangi ölçütlere göre bu şeyleri belirlediniz, bu isimleri belirlediniz diyor. O da şöyle cevap veriyor, hain hain ne prensibi. Yalnız hainliğin yönü ve türü bakımından sınıflama yapılabilir. Demek ki yani o sınıflamada 150'nin içerisinde 84 tane Çerkez girebilmiş, 86 tane Çerkez girebilmiş yapılan sınıflamada. Yani yarıyı gene de epeyce, yarıya değil mi? Yakın bir rakam var orada. Yakın değil, yarısı geçmiş bir rakam var. Pardon, matematiğimin ne kadar kötü olduğu ortaya çıktı. Mürşide ne diyor? Efendim? Mürşide ne diyor? Mürşide kaçtı. Yani sizin, ben senden daha Türk'üm, hey beni yöneten
hegemonik olan ben senden daha Türk'üm demesi sizin hani Türk olarak kabul edileceğiniz anlamına gelmiyor. Başka bir şey. Kusura bakmayın, notlarım biraz dağınık. Ben 70'lerdeki dönüş stratejisi mesela, dönüş politikaları üzerinde kurduğumuz kimlik politikası. Ben bu kimlik politikasını mesela demin şunu söylemeye çalıştım. Bir kimlik politikasını Türkiye'de geliştirdiğimiz hem pozitif hem de negatif aynı anda olabilmesi mümkün değil. Bence dönüşçülük ya da dönüş politikası hem pozitif hem de negatif bir kimlik politikasıydı. Geçmişe bakarak böyle söylediğimde pozitif bir kimlik politikasıydı. Çünkü ana vatana dair bir şey söylüyordu. Oradan bir talepte bulunuyordu. Vatandaşlık istiyordu. Oraya gidip yerleşmek açısından hayatının kolaylaştırılmasını istiyordu vesaire. Ama bu ülkeye dair bir şey söylemiyordu. Yani bu ülkede benim vermem gereken mücadele konusunda bir şey söylemiyordu. Bu anlamda hem negatif hem de pozitif boyutları olan bir politikaydı. 90'lara geliyoruz. Bu sefer kronolojik gittim. 90'larda başka bir terminoloji öne çıkmaya başladı. O da asli unsuruz meselesi. Şimdi bu asli unsur meselesini biraz eleştirmek istiyorum. Yani biz bu ülkenin Türkler kadar asli unsuruyuz demenin acaba hani size çağrıştırdığı şey ne bilmiyorum ama bu bana göre pozitif bir kimlik politikası değil. Negatif bir kimlik politikası. Neden? Bir yandan kendisi için vatandaşlık hakkını talep ederken kendisinin ötekisi durumunda olabilecekler için bir şey söylemeyen bir politika. Yani gene o yüzden hegemonik olana eklemlenen bir politika. Yani ben senin kadar bu topraklarda öldüm, savaştım. Dedelerimi Çanakkale Savaşı'nda 15 tane kaybettiğini söylüyordu az önce AKP milletvekili. O yüzden ben senin kadar bu topraklarda öldüğüme göre senin kadar hak talep ediyorum. Şimdi siz hakkı böyle talep ettiğiniz zaman, kurgusunu böyle kurduğunuz zaman çağdaş yurttaşlık olan anlayışının dışında bir şey oluyor. O zaman dün gelen Suriyelinin bu ülkeden hiçbir şeyi hak etme hakkı olmuyor. Ya da Avrupa'ya giden, sonradan, en sonradan gidenlerin, değil mi, sınırlardan bile içeri alınmadan göçmen kamplarının hapsedilmesi çok meşhurlaşıyor. Çünkü onlar o topraklar için ölmediler. Yani buradan asli unsur olarak kendimizi görerek yaptığımız kimlik politikasının kendi içinde böyle bir çıkmazının olduğunu söylüyorum. Ben bunu hak ediyorum, siz hak etmiyorsunuz. Bunu başka bir biçimde bir Kürt politikacı da söylemişti, milletvekili de hatırlayacaksınız. Siz o kadar mücadele etmediniz ki, buna hakkınız yok demiş, sonra da özür dilemişti. Yani biz daha çok bunun için savaş verdik, demokratik mücadele daha çok kan döktük. Peki o zaman, yani bunun kriteri o zaman asli unsur olmak olunca, hani tarih unsur, kolaylıkla birileri tarih unsur sayabiliyorsunuz ve o tarih unsurun her türlü demokratik talebini göz ardı edebiliyorsunuz. Sen o kadar hak etmedin üzerinden ya da sen o kadar mücadele etmedin üzerinden. Dolayısıyla bir söylemek istediğim de bu. Mesela gene 90'lardan sonra öne çıkan başka bir kimlik politikamız diasporik kimlik politikasıydı. Yani diaspora olduğumuzu artık söylemeye başladık. Muhacir söylemeden diaspora söylemine geçtik. Şimdi bu da çok elbette Kafkas dernekleri etrafında biçimlenen bir kimlik politikasıydı. Onun üzerinden konuştu. Ama bunun kendi içinde yine hem pozitif hem de negatif yanları var. İşte pozitif yanı diasporik olduğunuzu söylediğiniz zaman gene özellikle çift vatandaşlık talebi gibi ana vatana yönelik talepler açısından çok önemli bir şey oluyor. Bir yandan birleştirici bir şey oluyor. Yani sadece Türkiye'dekileri değil ama bütün bir Çerkez diasporasını, burada Çerkez sözcüğünde herhalde dipnot düşmeye gerek yok, herkesi kavrayacak şu bayraklar kadar bir şey gibi kullanıyorum. Bütün Çerkezleri kapsayan, Çerkezlileri kapsayan bir politika olarak böyle bir kimlik politikasıydı. Bu anlamda birleştiriciydi. Ama mesela soykırımı tartışmaya başladığımız anda, şimdi bunu söylerken hafif ürkmeye de başladım. Yanlış bir şey söylemekten çok korkuyorum. Soykırımı nasıl tartıştığımız da çok önemli bir mesele haline geliyor. Çünkü birleştiren kadar bölen de bir şey bu. Farkındasınız ne demek istediğimin. Çerkez aktivistleri bunun gündelik hayattaki şeyini çok iyi yaşıyorlar. Aramızda yaşadığımız temel ayrışmalardan birisi bu.
Türkiye'den örnek vermeyeyim hadi. Hen Brem diye Çerkezlerle ilgili çok çalışma yapan İsrailli bir araştırmacı var. O bu soykırım sergisinin Kfarkama'da, İsrail'deki Çerkez köyünde açılmasından sonra ortaya çıkan ayrışmayı, bölüşmeyi, ki ne kadar küçük bir topluluk orada, hepsi topu topu, 1000 kişi mi, 2000 kişi mi belki, o kadar yani. Topluluk içinde ortaya çıkan ayrışmayı ortaya şey yapıyor. Demek ki soykırım meselesinin içerisinden olumlu, olumsuz kimlik politikası, neresi olumlu bunun, neresi olumsuz, onun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Çerkez güzeli meselesine değinmeden edemeyeceğim. Yani biraz böyle farkında eklektik ve oradan oraya gider. Gündelik hayatın söylemi üzerinden gideceğimi de söylemiştim bu eleştiriyi yaparken. Şimdi hegemonik kimlik bizi ötekileştirirken sadece kötü şeyler söylemiyor. Aynı zamanda güzellemeler de yapıyor. Evcil, tehlikesiz, zararsız olduğunuz oranda güzel olmanızda bir sakınca yok. Çerkez güzeli öyle bir şeydi. Çerkez güzeli etrafında kurulan bir yıllarca öyle bir şeydi. Şimdi Çerkez kadın hareketi bütün o güzel kökünde dörtte birinde, beşte birinde, altısında birinde Çerkez olanları bir araya getirip işte Çerkez güzelleri de bunlar performatif olarak hani ne kadar da güzel kadınlarımız var diye böyle bir şey yapsalar, bunun üzerinden bir politika kursalar, bence bu hegemonik söyleme eklemlenen bir şey olur. Neden olur? Bizi sığdırmaya çalıştığınız o hain ve güzel ikiliği karşılığı içerisinde hain olmadığımız gibi bakın bir de ne kadar güzeliz. Güzeliz bir politika olmadı mı olumlu bir kimlik politikası? Oldu. Siyah güzeldir hareketi vardı 60'larda. Biz nasıl sürer? Başlar çok güzel. Benim de dalmış kalmış gidiyoruz. Siyah güzeldir de bir pozitif kimlik politikasıydı. Siyahların çirkin, iğrenç, barbar, tehlikeli olduğunu söylendiği bir yerde biz güzeliz. Yani öyle bilinmek için bir yerden yola çıkmak gerekiyordu. Bunun için de siyah güzeldir sloganı etrafında o hareket, siyah hareket toplandı. Onun için hani biz de güzeliz demek ama tabii buradaki güzeli metaforik anlamda kullanmak lazım. Yoksa demin söylediğim anlamda bir Çerkez güzeli. Çünkü bunu yaptığınız zaman aslında kendi içinizdeki bir ayrımcılığı da yeniden üretmiş oluyorsunuz. Bu anlamda da hegemonyaya eklemleniyorsunuz. Çünkü Çerkez güzelinin arkasında Çerkez kadının kamusal alandan dışlanmasının öyküsü de var. Bunun yani buradaki topluluğa baktığımda görebildiğim gibi sadece söylememe izin verin. Bu bile yani o yüzden çok şey olan, kendi içinizdeki farkları, kendi içinizdeki eşitsizliklerin üstünü örten bir şeye dönüşüyor ve bize hegemonik söylemin bir parçası kılıyor. Gene buradan ilerleyeyim, bu Facebook sayfasında var, ben de oraya üyeyim. Asaletin ve nezaketin timsali Çerkezler var şimdi. Güzel, hoşuma gidiyor, benim de gururum okşanıyor orada gördüklerim üzerinden. Fakat şimdi bunu söylediğiniz zaman, ben kendi içimizdeki bir yaranın da üstünü örtmüş, kaşımış, kendi içimizdeki öteki, hani dedim ya, ötekiye karşı sorumluluğumuz, demokrat olmanın gereği, o etik ve politik sorumluluk. Acaba onu da kaşımış olmuyor muyuz? Onu da kaşımış değil, onu da kanırtmış olmuyor muyuz bizim içimizdeki o kastvari, hala izleri süren eşitsizliği, ayrımcılığı da biraz, değil mi? Yani hani orada belki onu sınıfsal bir şey olarak kullanmıyoruz gibi görünüyor ama bence öyle oluyor. Yani dolayısıyla bu kimlik politikalarının hiçbiri o kadar masum değil ve üzerine çok düşünerek yapılması gereken şeyler. Burada bitireceğim. Bitiriyorum Filiz'cim. Tanıl Bora yakınlarda şöyle bir şey demiş bu kimlik politikaları ile ilgili hegemonyayı tartışırken. Orayı bulacağım size. Diyor ki hegemonya doğrudan rıza üretim kabiliyetiyle diyor hegemonya, hasımlarını kendi gündemine tabi kılıyor, daha vahimi kendine benzetiyor. Hatta hasımlarını kendi antilerine indiriyor, onları kendi akislerine, aksi sedalarına dönüştürüyor diyor. Şimdi biz bu hegemonik olan baş edeceğim diye, onu demokratikleştireceğim diye ortaya koyduğumuz kimlik politikasında aslında onun aksi, aksi derken tersi, karşıtı anlamında söylemiyorum, akisi diyeceğim hani Türkçe. Aksi seda daha iyi anlatıyor işte yine tanımını söylediğim gibi. Aksi sedasını,
biz güzeliz o zaman Kürt'tedir, çirkin. Biz bu vatanlar için öldük, toprağa gömüldük ama ölmeyenler, toprağa gömülmeyenler bunda hakkı yok diyen o hegemonik söylemi yeniden üreten bir yere eklemleniyor. Ben bitireyim. Sorularınız olduğunda daha örnek verebilirim herhalde. Çok teşekkür ederim.